Ferhat Hocam, siz nasıl okuyorsunuz? Özellikle bu beraber yaşamdaşlık, bir arada yaşamak, bu kutuplaşmış ortamda bu veriler bize buna ilişkin neler söylüyor? Evet, çok teşekkürler. Şimdi tabii elimizde bir Bayatov'un araştırması var, bir arada yaşarız araştırması. İşte bir şekilde aslan kadar içine girdiğim milliyetçilik araştırması var. Bu araştırmaları biraz bütünlüğü düşünerek ama bir yandan işte izleyebildiğim kadarıyla o devlet güvenlik ya da işte bir sürü başka araştırmalar var. İlk şöyle teorik olarak bir nasıl diyeyim, bir tespit yaparak başlayayım. İki farklı şey aslında birbirine karıştırılmaması gerekiyor. Bir tanesi söylem yani ya da strateji kavramı da kullanılabilir. Burada işte bu milliyetçilik olabilir, devlet olabilir. Her şey olabilir. Fabrika, iş yeri falan yani. Bir iç dışarıdan görünüm vardır. İşte üç aşağı beş yukarı onu şekillendiren ana temalar vardır. İşte milliyetçilik nedir işte? Bir sınırlar içinde, kırmızı çizgiler sınırlanmış bir şey. İşte ulus, farklılıkları biraz göz ardı eden, homojenize eden bir yapı. İşte bir tarih, şuradan geldik buraya gidiyoruz. Bir takım ilerleme ülkesi falan bir sürü şey. Bunlar işte en genel temalar da bunlar söz sonuç olarak yani söylem. Gerçekte ne oluyor? Gerçekte daha başka bir şey oluyor. Tüketim başka bir şey. Yani bu milliyetçiliğin tüketimi, insanlar tarafından tüketimi farklı bir şey. İşte bunu biraz benim çok bayıldığım bir adam olarak işte Michel de Certeau'nun kavramlarıyla anlatacak olursam işte stratejiyi biz tüketiriz. Erzurum'daki çocuk da işte Diyarbakır'da, İzmir'deki de öğrenir milliyetçiliği ders kitaplarından. Ama sonuç olarak hepsi aynı milliyetçilik olmaz. Değil mi? Yani İşte Erzurumlu milliyetçi, İzmirli milliyetçi, Diyarbakırlı Kürt çok daha uzak falan. Yani aynı kitabı okumasına rağmen, aynı şeylere maruz kalmasına rağmen asla aynı şekilde tüketilmez. Michel de Certeau da buna diyor ki, bu bir yeniden üretim değil aslında. Yani milliyetçiliği aldık, aynısını sattık değil. Bu bir yeniden üretim değil. Bu bir ikinci üretim. Yani milliyetçilik dediğiniz şeyde, o zaman Erzurumlu köyde, Diyarbakır'da, İstanbul'da, bilmem nerede, her tarafta başka bir şekilde ürer. Bu işte biraz pratiklerdir, taktiklerdir. İnsanların milliyetçilikle karşılaşma biçimleridir. Öğretmenden öğretmeni de değişir. Öyle despot bir öğretmen sayesinde nefret edersin milliyetçilikten. Öyle güzel satar ki gayet güzel milliyetçi olursun örneğin. İşte başka bir de kendi sermayene de bağlı olarak. Kültürel, duygusal sermayenle de oluşur bütün bunlar. Kendi müktesebatından gelir bir şeyler. Dolayısıyla bu milliyetçinin tüketimlerinin farklı olduğunu bir defa düşünmemiz gerekiyor. Hatem'in tabii anlattıklarını sadece alıp kullanarak söyleyeyim, yani yeni bir şey eklemeden. O zaman bir tane işte kitabı öğreninden falan bir yerlerde milliyetçilik var. Biraz daha siyaset dili aslında yani. Siyaseten daha kendini tekrar, daha köşeli, daha net sınırlar koyan bir şey ama hayatın kendisi sosyolojik düzeyde baktığı zaman başka bir şey yaşıyor. O bize işte senin belkişeye tekabül ediyor. Yani daha klasik devlet mevlet katında üretilen bir milliyetçilik, birisi de daha sivil düzeyde belki. Çok daha karışık, çok daha başka yerlere bulaşarak oluşan bir milliyetçilik. Bizim işte yani şeyin Ankara Enstitüsü ile birlikte yapılan milliyetçilik araştırmasında bence bu çok net gözüküyor. Yani ilk lafları sunduğunuz zaman, o büyük lafları sunduğunuz zaman tabii yani diyor. İşte ama bir satır aşağı indiğiniz zaman başka bir şey çıkıyor. Bizim Bayatov araştırmasını bu tercüme edecek olursam da bir üst dil var. Gayet kontrol eden, onsuz yapılamayan yani bir dil. Hatta orası işte kutuplaştırmaya falan orası yol açıyor. Çünkü bir yandan şeyden de besleniyor. Yani bu memleketteki herkes bir şekilde işte darbesiyle, işte Ermeni sorunuyla, Kürt sorunuyla, aklına gelebilecek her şeyle, en son 15 Temmuz darbesiyle vesairesiyle zaten dünya kadar travması olan bir toplum, dünya kadar sosyal adaletsizliklerin olduğu bir toplum. Devlet otoritesi altında bir sürü otoritenin baskılarına maruz kalmış dünya kadar insanların bu devlet diliyle, üst dille nasıl bir ilişki kurduğu çok açık. Bir tarafıyla gayet travmatik bir ilişki aslında. Onu yani devletten böyle baskı geldi. Ben o zaman devlet dilinin dışında kalayım diye bir şey değil mi? İsterseniz celladına aşık olmak deyin, isterseniz Stockholm sendromu deyin. Ne dersiniz ama çok kolay bir şey değil. Zaten sizden çok daha güçlü bir dil geliyor, kendini empoze ediyor ve siz o dille konuşmak zorundasınız. Çünkü konuşmazsanız başınıza bir şey gelebilir.
İşte bu konuda her iki şeyde de, bizim Bayatov'un araştırmasında daha fazla bariz bir takım şeyler var. Özel kalitatif araştırmalar çok gelen sonuçlar var. Konuşamıyorum ki başıma bir şey gelir diye anlatıyor insanlar. Ya da işte devrimlemesine görüşmeler çok bariz bir şeydir. İlk önce başlarsınız konuşmaya. İlk 5-10 dakika işte, hatta yarım saat belki duruma göre, gayet size hazırdaki şeyleri, hazır cevapları, işte hazır giyim şeyleri, söylemleri sunar size. Çünkü siz güvenlik sigortası olur. Tabii güvenlik, ilacı anketörün teki gelmiş bir yerden bana bir şey soruyor. Sen kimsin ki, niye ben sana en samimi, en içten duygularımı anlatayım? Ancak o adama veya kadına güvenirsem başka bir şeyler açılır. Genelde işte derinlemesine görüşmelerde iyi yürütülüyorsa işte belli bir zaman sonra yavaş yavaş açılmaya başlar. İşte o zaman gerçekten ikinci bir dil, o satın, o üst dilin altındaki gerçek hikayeler çıkmaya başlar. İşte o gerçek hikayeler daha sosyolojinin hikayesi belki. Üst taraf daha bilimsel olarak işte siyasetin şekillendirir. Siyaset bilimini anlamaya çalışırken tabii çok net kutuplaşma var. İşte şu milliyetçilik, insanlar milliyetçilik, anketi yapıyorsunuz, 87.6 çıkıyor, ha milliyetçi diyorsunuz. Ama altındaki hikaye çok daha pratikler, o taktikler, sıradan hikayelerin altında çok daha karmaşık bir hikaye var. Orası ancak işte sosyolojiyi de dahil ederek belki anlaşılacak şeyler. Şimdi bu meseleyi arkasından daha genel başka bir perspektif, şunu da belki sokmak iyi olabilir. O da bizzat yani bu araştırmalardan bağımsız olarak daha genel bir yerden hepimizin 3 aşağı 5 yukarı gözlemleyebileceği bir yerden bakacak olursak da ulus devletin yaşamış olduğu serencama bakmak mesela ilginç bir şey olabilir. Ulus devlet sonuç olarak topu topu 200-300 yıllık bir şeyden bahsediyoruz. Kurumsallaşmadan, bir takım süreçlerden falan bahsediyoruz. Daha önce yoktu böyle bir şey. Daha önce ama bu ulus devletin de beslendiği, esinlendiği başka hikayeler var. Yani ne bileyim işte gidin gidebildiğiniz kadar eski zamanlara, her dönemin, her topluluğun bir arada yaşamaya dair bir takım teknikleri var. Kuralları var, kanunları var, hukuku var. Bu din olabilir. Bir sürü şey olabilir. Ama sonuçta 3 aşağı 5 yukarı düzen var. O düzeni inşa ediyor. Her köy, toplumu, kabile, bilmem hepsi bunu yapıyor. Bu tabii daha her düzende gene bir kutsallık var. Yani işte bu büyüklere, yaşlılara itaat etmek de olabilir. İşte kutsal anane, gelenek, görenek gibi geçmişten gelen bir takım şeylere kutsal bir şekilde bağlanarak, inanarak o kurumun, o bütünün parçası olmak olabilir. Ulus devlet de böyle bir şey. Sonuçta ulus devlet istediği kadar bize çok daha rasyonel falan bir şeyler söylesin. En azından kurgusunda çok daha rasyonel bir şey olsun. Sonuçta kurgu sonuçları ve o da bir inanç. Yani din nasıl kendisini tekrar ederek bir takım pratiklerle, insanlar ritüellerle bünyesini topluyor. Kolektif, tekrar ve ritüel. Bu üç kavram çok önemli bir şey inanmak için. Ulus devlet de bunu yapıyor. Ulus devletin aslında daha bariz bir şeyleri var. Yani bugünler çok aklıma geldiği için bunu tekrarlıyorum. Çok süper, dünyanın en güzel örneği değil belki ama mesela işte din, tek tanrılı dinlerden baktığımız zaman tek tanrılı dinler de sadece bu Yunan mitolojisinde de görürsün işte İfigenia'yı, Agamemnon İşte tanrılara kurban edecektir. İşte Artemis bir tane geyik yollar ve İfigenia kurtarılır. Yani bu Hazreti İbrahim, Hazreti İsmail hikayesi yani işte kurban etmek denen şey var hep. Ama bakın dikkat edilecek bir şey, gerek Yunan mitolojisinde gerek İslam anlayışında tanrılar ya da Allah bir hayvan yollayarak o kurbanın, kız çocuğun kurban edilmemesini sağlar. Ulus devletimiz zaman çok daha fazla kurban veriyoruz ve kurban edilerek çocuklarını kurban ediyor ulus devlet ve anneler babalar kaybettikleri zaman çocuklarını vatana feda olsun diyor. Ama Allah bile istememişti bunu. O zaman ya bunun doğru yanlış meselesinden bahsetmiyorum. Ne kadar güçlü bir inanç olduğunu söylemeye çalışıyorum. Yani ulusun o rasyonel görünümlü organizasyonun ne kadar kutsallıklar üzerine inşa edildiğini söylemeye çalışıyorum. Sınırların nasıl hudut namustur dediğin zaman çok daha gündelik, çok daha sıradan aile, özel hayat, anne, baba, cinsellik falan gibi bir sürü böyle çok daha karmaşık bir takım duygular içinden yeniden üretildiğini görüyorsun ulus devletin. Şimdi böyle bir inancın, inanç gökten inmedi. Bu inanç bizzat bu toplumun güçlü aktörleri, kapitalizmin işte, bütün ayrıntıya girme, sanayisiyle işte onun aydınlanma felsefesi bir sürü bir şeyle oluşmuş olan bir kurum. Eskiden var olan dinsellikleri kendisine eklemleyerek yeni bir dinsellik gibi bir şey yarattı.
Ve bugün itibariyle galiba işte biraz iddiam bu, çok iyimser de denilir ama bu ulus devletin bütün bu inşanın, bütün bu yorumun ciddi bir krizde olduğunu düşünüyorum ben. Yani eşikte mantığı bence tam da böyle bir zamana geliyor. Yani şimdi eşikte olmak da şöyle işte biz gene bütün araştırmaları yansıyan şey gayet kutuplaşmacı, gayet tekrar kutsallığı ve daha dibine kadar sürdüren, çok daha radikal, işte ihanet laflarının çok daha yoğun olduğu, bu işte biraz yine Norbert Elias'ın biraz nazizm için söylemiş olduğu şey bugün tekrar gündemde belki. İşte desivilizasyon, medeniyetsizleşme gibi belki tarif edeceğiniz bir kavram. Çok daha insanların, modern insanın işte saygı, şiddetsizlik falan diye inanmış olduğu, yurttaşlık, eşitlik kavramlar üzerinden inandığı, en az olması gereken bir dille bağlılık diye adlandırılan olay giderek bugün çok daha terk-i diyar etti yani. Artık böyle bir mecburiyet de yok neredeyse. Çok daha ahlaksızca, çok daha sorumsuzca, çok daha işte yalanı, o post-truth, hakikat ötesi dediğiniz topluma dair bütün özellikleri saydığınız zaman çok da öyle bir o modern toplumun, modern ulus devletin kutsallığı da artık kalmamış gibi gözüküyor. Yani ulus devletin içinden çıkan iki ayrı damara baktığınız zaman bir tanesi kutuplaşmacı, neredeyse o ulus devletin dini özelliğini çok daha fazla ortaya çıkaran, salt inanca dönüşen, bütün rasyoneliteyi yok eden bir anlayış. İşte popülizmler, faşizmler, totalitarizmler, aklınıza gelebilecek bütün o milliyetçilikler her türlü versiyonuyla neredeyse ortaya çıkan bir dil var. Ve bu gerçekten biraz soğuk savaş mantığını da hala içinde taşıyor aslında. Soğuk savaş mantığından da beslenerek aslında bu inanç besleniyor. İşin bir tarafı bu. Diğer tarafı bence işte daha belki pozitif taraf o aşağısı, alt sosyal, sosyolojik olan daha derinlemesine ilişkiler, kesişimler, içe geçmeler, karşılaşmalar dediğim zamanın içinde ulus devletin belki koymuş olduğu bir sürü standart veya işte kalıplarının ötesine geçen bir takım yapılar var. Neydi ulus devlet ve kapitalizm içindeki tartışma mevzularımız? Sınıf mevzuyla konuşuyorduk. Bu sınıfın ortadan kalktığı anlamına gelmiyor. O bir yandan sürüyor. Ama sonunda neden kimliklerden bahsetmeye başladık. Tamam, kimlikler de ortadan kalkmadı. Kimlik meselesi ortadan kalkmadı, o da sürüyor. Ama bugün çok daha başka bir yerde, başka bir tartışma da ortaya çıktı. O da yeni toplumsal hareketler diyerek şimdilik kabaca özetleyebileceğim bir alanda çok daha karşılaşmaların, kesişimlerin ortaklaşa sözler üretmeye başladığı bir dönemi görüyoruz diye düşünüyorum. Yani bir tarafıyla daha işte eski Türkiye diyelim işte Soğuk Savaş'ın Türkiye'si, klasik ulus devletin bir de dinselleşmiş haliyle, işte kutuplaşmacı vesaire popülizmlerle bütün dünyanın, sırf Türkiye için tabii ki demiyorum bunu, olan bir Türkiye ile öbür tarafta çevre, kadın ve genç, özellikle bunu bizim araştırmanın, Bayatav'ın araştırmasına gönderme yaparak söylüyorum. En çok bir arada karşılaşma, kesişim alanları nereler? Vallahi kadınlar, çevre ve gençler. Yani sınıf tabii doğal olarak zaten birleştiriyor ama toplumsal hareketlerin en çok yükselebildiği yerler, en çok enerji üreten, en çok yeni bir hareket alanı yaratan hikayeler nerede gerçekleşiyor? Gençler arasında, kadınlar arasında. İşte orada dindar veya seküler kadınlar örneğin aslında çok da fazla takmıyorlar. 8 Mart'ta kadınlar gidiyor, eylem yapıyorlar. Tamam, başörtüleri sayısı belki az ama işte orada da beraber çok yiyorlar gerekirse polisten. Çevre hareketleri. Ve bütün bunlar çevre hareketleri, kadın hareketleri, bağımsız hareketler değil. Bunların özelliği daha içe geçiyor. Bir tabii kelime ekofeminizm lafı üretilmeye başlanıyor örneğin. Nereden çıkıyor? Çünkü feministler veya kadın hareketleri, işte çevreyle uğraşan insanlar zaten bir şekilde çok benzer dertleri olduğunu görüyorlar. Kadınlar ve çevreciler olarak diyeyim, ortak bir takım mekanlarda yeni hareketler geliştiriyorlar. Bu dil işte buralardaki çok daha pozitif, çok daha kurucu bir dil ortaya çıkıyor. Eşikteki, bana göre eşik lafının anlamı burada. Bir taraftan daha eskiye çeken ya da eskiden beri sürmekte olan, bir de yeniden düşünmemizi sağlayan, yeni bir şeyleri tahayyül etmemizi sağlayan bir dünyada bu yeni toplumsal hareketlerden çıkıyor gibi geliyor bana. Belki işte bir de şöyle bir şey ekleyebilirim bu yeni olan nedir meselesine. Klasik anlamda bizim toplumsal hareketler algımız da değişmeye başlıyor. Siyaset yapma biçimimiz, siyasal parti anlayışlarımız da aslında belki yeniden düşünmemiz gerekiyor. Mesela işte şöyle bir hareket, toplumsal hareketleri düşünmeye çalışalım. Eskiden insanlar kendilerini
çok daha kalıplarla falan hareket ederken, şimdi artık giriyor bir harekete, orada müddet devam ediyor, sonra başka bir tarafa geçiyor. Yani hareketlerden hareketlere kayganlık, çok daha geçişken bir takım şeyler ortaya çıkıyor. Burada da biraz gözüme şöyle bir metafor geliyor. Yani modern, klasik, modernist ulus devlet yapıları daha bir kilise örgütlenmesi gibi. Çok daha hiyerarşik, çok daha işte herkesi, bu toplumun içindeki herkese teşmil edilebilecek şeyler. Ya da en genelde ne bileyim, herhangi bir ideoloji eşliğinde işte bir sürü sol versiyonda karşımıza çıkan meseleler. Milliyetçilik keza ile. Ama ilk defa galiba bu tür bir yukarıdan aşağı tanımlanmış, tırnak içinde rasyonel bir takım yapılar yerine çok daha, gene tırnak içinde söylüyorum bunu, olumsuz anlamda söylemi, irrasyonel, yani çok hesap kitap olmayan, çok daha estetik, çok daha ilişkisel, problematik bir takım ilişkiler çok daha fazla gündeme geliyor. Bu yeni hareketler için diyeyim ve evet, yani belki işte bir de şunu ekleyip bitireyim. Mesela mülteciler de bu zamanda herhalde bu yeni ulus devletlerin inşasını çok önemli mesele olarak artık gündemimize girdi. Bunsuz, mültecisiz bir dünyayı düşünemeyiz artık. Yeni Türkiye, yeni Fransa, yeni işte neyse, şu anda bilmem kaç, 7 milyar mı oldu dünya? İşte bunun 100 milyonunun şu anda mülteci olduğu söyleniyor. 100 milyon gibi rakam inanılmaz bir rakam. Dolayısıyla bu yeni bir varoluş hali, bu yeryüzünde, gezegende varoluş halini düşünmeyen bir nasıl demiştim, ulus devlet veya işte bir takım yapıların çok da mümkün olmayacağını gösteriyor diye düşünüyorum. Şöyle bir tespit yapmak istiyorum. Bu yeni beklentimiz, hep bizim yeni beklentimiz var tabii. Yani işte ne çıkacak buradan? Ben de onlardan biriyim. Heyecanla bekliyorum işte. Yani ne çıkacak diye, ama heyecan var ya. Efendim? Heyecan var. Var var. Çok, ben heyecanla bekliyorum da çok iyi söylüyorum ben bu konuda. Mutsuz yaşanmaz. Yani biraz Hatem'in demiş olduğu, biraz kendi karakterimize bağlı yaptığımız yorumlar, evet benim de bu. İyimser karakterime göre şekillendiriyorum ama hiçbir yeni yok ki içinde eskiyi barındırmasa. Yani böyle bir en genel tespiti yapalım yani. Ulus devlet dediğimiz şey az önce anlatırken pekala dini bir takım bir sürü formu kendi içine üretti. Şimdi muhtemelen ulus parantezi ya da krizi ortaya çıkarken yeni çıkacak olan şeyler neyse, tabii ki içinde dünya kadar bundan da bir şeyler taşıyacak. Ama biraz bu bazı toplumsal hareketleri karşılaştırarak hem bu yeni toplumsal hareketlere dair de bir şeyler söyleriz belki. İşte hem Hakan hem Derya Hoca'nın söylemiş olduklarına gönderme yaparak hep böyle gözümün önüne şey geliyor. Bir takım eskiden oluşmuş olan hareketlerin nasıl oluştuklarına dair düşünüyorum. Mesela İslam hareket işte 80'li yıllar, 90'lı yıllarda süper güçlü bir hareket oldu. Arkadan 28 Şubat geldi, darbe oldu dendi. Hareketin zayıflaması gerekiyordu. Hareket çok daha güçlenerek çıktı. Çünkü o homojen, tek parça olan şey dağıldı aslında. Çok daha toplumun içine sirayet etti mesela. Şu anda bence çok ölçekler çok farklı olmasına rağmen yeni bir toplumsal hareketin ben oluşmakta olduğunu düşünüyorum. Yani AKP diye bir partiye yol veren bir hareket nerelerden geldi diye düşünüyorum. AKP bir yandan başarı hikayesidir ama aslında bittiği yerdir belki de İslam hareketin. Şimdi ve adı o zaman konuyor ama. O zaman arkadaşlar dünya kadar karma karışık bir tarikatlar var, işte bilgi görüşler var, daha radikal İslamcılar var, tonla şey var. Hepsi bir şeyler söylüyor. En genelde hissediyorsunuz ama ben şu anda öyle bir şey yaşandığını düşünüyorum. Yani yeni bir adını henüz koyamadığımız, kavramlarımızın henüz yetmediği bir toplumsal hareketin oluşmakta olduğunu düşünüyorum. Bu şu demek değil tabii, illaki başarı olacak, oradan bir parça çıkacak. Ama mesela Fuat'ın değil, Yeşiller Partisi meselesine izin verilmemesi belki de bu hareketin kendisini anlatabileceği bir parti, bir kimlik olarak Yeşiller Partisi, çoğulcu, içine sadece yeşil düşünce değil, işte feministleri falan da alan bir hareket olarak düşündüğünüz zaman orada böyle bir şey olabilir örneğin. Şimdi dolayısıyla bu yeni hareketin kendisinin özellikle içinde gençleri barındırdığını çok düşünüyorum. Ama gençler dediğimiz zaman da işte gene tabii homojen bir grup değil. Ama çoğunlukla mesela hani klasik anket okumalarında yaparsınız diyorum işte, gençler arasındaki oran ne, yaşlılar arasındaki oran ne, bir konuya evet diyenler, hayır diyenler. Gençler arasındaki bir konuya tırnak işte evet diyenler, daha iyimser olmamıza, daha çoğulcu düşünmeye, daha işte bilmem başkaları, çok da fazla eski usul ideolojilere kafayı takmayan insanlar nerede daha çok yazar? Görev olarak gençler arasında daha çok. Ya o anlamda gençlerin önemi bu. Gençler yok topyekun bir şey oldulardan ziyade görevli olarak daha yeni bir sesi taşıyorlar gibi bir sonuç çıkıyor. Mesela bunlardan bir tanesi ne gene işte Fuat'ın bahsediyor. Milliyetçilik, vatanperverliği, toprak, bizzat toprak esasında bakmak.
Yani milliyetçilik soyut bir toprak, işte haritaya bakıyor, benim vatanım diyor ama içine her şeyini yapıyorlar. Vatanseverlik diye adlandırdınız ya da işte 40 yaşına gelince niye bir takım işte iş güç sahibi, diploma sahibi olan insanlar toprağa dönüyor? Ya bu sırf sevgi diyor ama öbür taraftaki hayatlara kıyasla buradaki hayatın çok daha kıymetli olduğunu düşünüyor. Çok daha gerçek, çok daha birebir, doğrudan sonuç almak üzere. Çünkü kapitalizmden şikayet ediyorsun. İşte hormonlu işte bir sürü şey, şişirilmiş fiyatlar, piyasa mantığı falan diyorsun. O zaman bunun için ne yapıyorsunuz? Çıkıyorsunuz dışarı, kendi işinizi yapmaya başlıyorsunuz gibi bir şey. Bunlar bence önemli şeyler. Bir tanesi de son olarak da şunu söyleyeyim. Bu yeni hareketler falan meselesini. Burada aslında Hakan'ın belki o küresellik meselesini küçük bir dokundurma yapayım. Yani Berlin Duvarı yıkıldıktan sonra biz çok konuşmaya başladık küreselleşmeden, değil mi? Yani işte en bariz örnekleri de bir tanesi Fukuyama'ydı, bir tanesi Huntington'dı. Birisi ya tamam işte kurtulduk nihayet, işte her yer liberal olduk, kapitalizm olduk, Sovyet dünyası bitti falan, süper güzelleme yapıldı bu yeni dönemi. Öteki taraf Huntington'da o savaşları vaat etti bize. Yani işte medeniyetler çatışması falan gibi şeyler. Aslında ne o, ikisi de haksız çıktı, öyle bir şey olmadı. Bir defa öyle mutlak bir özgürlük, liberallik ortamı yok ama ona dair bir takım çabalar var. Öteki tarafta kültürler arası savaş da yok. Ya da genel makro düzeyde. Çok daha yerel düzeyde savaşlar var. Yani savaşlar buradaki İslamcılarla buradaki sekülerler, oradaki işte bilmem İran'ın özgürleşmesiyle, sekülerliğiyle İran'ın İslamcı establishment arasında olan savaşlar. Savaş var ama onun dediği gibi bir yerde olmuyor. Dolayısıyla şimdiki bu halde bence bu yeni toplumsal hareketlerin nereye yol açacağı, o işte çatışma olup olmayacağına dair meseleler sanki bu da işte gene benim belki kendi mesleki deformasyonum olabilir. Onu da baştan kabul ederek söyleyeyim. Nasıl İslamcı hareket, Kürt hareketi ya da bir sürü başka hareket en temel belki motivasyonlarından biri aşağılanmak diyeyim. Yani bir üstten bakan kibirli bir yapının bu insanlara nasıl davrandığıyla çok önemli olarak gelişiyor toplumsal hareketler. Şimdi uzun uzun böyle Sovyet, Moviyet falan meselelere girmeyeceğim ama birçok devrimci harekette böyle bir şey olduğunu düşünüyorum. Türkiye'deki İslamcı harekete benzer şekilde yeni genç hareketlerinin, gençlik, kadın vesaire hareketlerinin çok temel bir dinamik olduğunu düşünüyorum. Bu aşağılanmaya karşı bir var olma hareketi. Yani mesela Gezi de buna benzer bir şey. Gezi doğrudan kibirli bir iktidarın ve bütün inşaatçı, o mücahitken müteahhit olmuş, nasıl diyeyim, izan bilmez bir yönetici sınıfının Taksim'in ortası, Taksim gibi sembolik bir alana ben istediğimi yaparım demesinin getirmiş olduğu aşağılanmaya karşı bir aslında direniştir bir tarafıyla. Tek başına değil, tabii arkasında daha seküler falan işte bir sürü belki o dönemin başbakanının söylemiş olduğu daha aşağılayıcı ifadeler falan olmuş olabilir. Ama oradaki o harekete geçiren, insanları harekete geçiren dinamide böyle bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani dolayısıyla şöyle bir şey olacak. Belki yeni toplumsal hareketlerin çatışmaya mı yoksa daha böyle işte özgürlükçü bir yerlere akacağının şekilleneceği yerde bu yeni hareketin bizzat kendisinin ne kadar demokratik, özgürlükçü ve aşağılama içermeyen bir dil kullanıp kullanmayacağına çok bağlı. Eğer siz Erdoğan ve işte tayfasına, AKP'ye, bütün işte İslamcı muhafazakar kesimlere karşı dilinizi işte çok fazla kontrol etmezseniz, çok daha nereden çıktı bu adamlar işte ölölü mölölü diliyle devam ederseniz öbür taraftaki çatışma duygusunun da çok daha bariz olacağını düşünebiliriz diyerek bitireyim. Sağ olun hocam. Ya belki şu da eklenebilir. Yani aslında sizin söylediğinize de belki ek olarak, yani bütün bu toplumsal hareketin çok ciddi bir uluslararası boyutu da var aslında ortaya çıkan. Ve bunu bence kadın hareketinde ve çevre hareketinde görmek mümkün diye düşünüyorum. Özellikle çevrede mesela çok ulusüstü bir işbirliği yapısı var. Ama işte sırf da bu yüzden zaten popülist ve illiberal hükümetler bu uluslararasılaşmayı ya da bu dayanışmayı engellemek için işte hiç olmadık işte insanları hapislere tıkıyorlar, işte dış yardım, işte ihanet vesaire, Macarlar bunu yapıyor, Türkiye bunu yapıyor, bunun üzerinden bir çıkar kurgulayarak buna ket vurmaya çalışıyorlar. Yani o düzeyde de bir mücadele var aslında, yani onun da altını çizmek lazım herhalde.